Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Scorp isimli uygulamayı inceliyoruz. Uygulamamıza giriş yapalım ama giriş yaparken de ufaktan anlatalım. Uygulama iPhone uyumlu olduğu için şu köşeler böyle siyah çıkıyor. Buna aldırış etmiyoruz. Uygulamanın temel mantığını anlatayım abi istersen. Aynen abi. Hepimizin böyle günün belli saatlerinde, yani belli dakikalarda takıldığımız sözcükler var. Yani. Söyle isim de ya, ekşi sözlük. Ekşi sözlük, inci sözlük işte, iç sözlük vesaire. Bu tarz sözlükleri almışlar, bunları Vine ile birleştirmişler ve Scorp ismindeki uygulamayı oluşturmuşlar. Aynen. Hani yalnız ama Vine'dan daha farklı. Vine'de galiba 6 saniye değil mi video 6-7 saniye. Bunda 15 saniyelik bir video limitim var. Olayı şöyle, Vine çekerken konunu kendin bulmak zorundasın. Hı-hı. Bunda sana konuyu veriyorlar abi. Zaten aynen. Sözlükle birleştirdiği alan bu. Konu belli. Çekeceğin videonun konsepti belli. Birazcık daha böyle şey sağlamış bence abi, aktif olmalarını sağlamış kullanıcıların. Çünkü aynen. Öbür türlü hani Vine'de boş boş ulan bugün ne çeksem, ne atsam, hangi konuyu bulsam yerine saçmalıyorlar öyle. Aynen, adam sana direkt burada işte aha konum bu diyor, gir diyor, ne yaparsan yap diyor. Aynen öyle. Bu arada logosu galiba böyle akrebin, skorpiyonun böyle kancasına benziyor. Evet bence oradan Scorp ismi gelmiş herhalde. Uygulamayı tam böyle detaylı anlatmadan önce biraz da kuruluş hikayesinden bahsedelim. İki üniversitede arkadaş kuruyor bunu. Aynen. Aslına bakarsan şey abi direkt ya hani evde böyle hani otururken ulan bu benim aklıma gelmişti aynen. Tarzında bir uygulama aslına bakarsan. Hani, aynen öyle. Tamam son derece böyle sıfırdan yaratmamışlar bir şeyi. Hani ama bu zaten zaten hali hazırda ama güzel olan iki şeyi birleştirmiş yani, adamlar. Yani ya basit bir mantıktan yürümüşler ama gene de bence güzel yürümüşler abi. Kesinlikle. Klasik evde iki kafadar otururken bulmuşlar. Evet. Bu hikayesi standart. Koç Üniversitesi'nden iki arkadaşın bulduğu bir uygulama bu. Dilersen yavaş yavaş uygulamayı tanıtmaya başlayalım. Peki abi şey diyeceğim sana. Bu tabii. İlk başta benim bildiğim kadarıyla bu üniversiteler arasından yayıldı bu. Sence bu adamların bu Koç'ta okumasının bir sence şeyi var mıdır? Avantajı var mıdır? Yani üniversite hani bağlantıyı sence oradan mı sağlamışlardır? Koç'un değil de yani üniversite öğrencisi olmanın bir avantajı vardır. Çünkü direkt zaten kendi akranına erişiyorsun bir şekilde. Hı-hı. Bence oradan yürüdüler. Zaten bir sürü üniversitede ekipleri var. Hani destek olan. Hı-hı. Hatta ücretsiz destek oluyorlarmış. Onlar oradan yayıyor şekli yani. Aynen o şekilde. Hani şeyi sağlıyor. Döngüyü sağlıyor. Akışı sağlıyorlar. Aynen. Zaten biraz duyulduktan sonra kendi ekosistemi oluyor uygulamanın ve oradan otomatik olarak büyümeye başlıyor. Bak ekosistem dedim fark ettiysen. Evet tebrik ediyorum. Rica ediyorum. Şimdi Newsfeed kısmı var. Ne yapıyor abi bu kısım? Newsfeed'de işte çekilen videolar senin akışına düşüyor. Aslında hani burada arkadaşım olmasa bile benim akışıma bu videolar düşüyor. Mesela şöyle bir yeniledik. Bu şeyin ana sayfası o zaman değil mi? Facebook ana sayfa kafasında bir şey ama Scorp'ta çekilen bütün videolar düşüyor. Sen takip etsen de etmesen de karışık buraya olarak geliyor. Aynen. Biliyor. Following kısmı var. Following'de de... Kendini mi takip ediyorsun abi? Evet kendimi takip ediyorum. Onu otomatik ettiriyor zaten en başta. Harbi mi? Aynen. Uygulamaya bu arada ya mail adresinizle üye olabiliyorsunuz ya da Facebook'unuzdan üye olabiliyorsunuz. Ben mail adresimle oldum. Gördüğünüz gibi Scorp'ta da varım. Burada işte takip ettiğin insanların Scorp'ları çıkıyor karşına. Videoları demeyelim artık bunu da dediğim gibi kendi ekosistemi olduğu için Scorp'ları diyebiliyoruz. Aynen. Nasıl Vine'ları diyorsak bunun için de Scorp tabirini kullanabiliriz. Şimdi şurada bir seçenekler düğmesi var. Profilimize buradan ayar çekebiliyoruz. Gördüğünüz gibi edit profil kısmı var. Ben şu an bir tane koydum sadece. Bu arada uygulama daha tamamen Türkçe olmadı mı ya? Türkçe hiç olmadı abi sanıyorum. Yani şu anki hali İngilizce zaten ki bu fena bir şey değil. Vine'ı da zaten İngilizce kullanıyoruz. Hı hı. Yani çok da büyük sıkıntı değil ki böyle like kelimesinin zaten hani burada beğeni olmasına çok da gerek var mı onu bilmiyorum. Ya orası öyle tamam hani adamlar şey yapmaya çalışıyor, yurt dışına çıkmaya çalışıyor da sonuçta Türkiye'de kullanımlar içinde böyle ayrıca Türkçe seçeneği yapsalar iyi olur. Olabilir. Yani. Belki de şu an o aşaması da hazırlıktadır yani. Olabilir. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Kendi profilinizi ayarlayabiliyorsunuz ve çektiğiniz videoları görebiliyorsunuz profil kısmından. Newsfeed zaten şuradaki Newsfeed'in aynısı. Discover seçeneği var. Discover'da da şimdi headline'lar bizim başlıklarımız. Burada mesela yapılan hasta numaraları. Buna girersen bunun hakkında çekilen videoları görebiliyorsun. Ki şöyle bir şey var bak hat kısmı var. Hat kısmı mesela hani koymuş bir saat olmuş bu kadar izlenme almış ve 34'te like almış. Ya bu hat kısmına neye göre peki şey oluyor en tepeye çıkıyor? İzlenme oranına i̇şte göre mi yoksa gibi, yeni gelen şeye yeni göre? Gelen iyiler. Ha yeni gelen öyle iyiler. Öyle söyleyelim aynen. Anladım. İşte bak çok izlenmiş mesela. Bir saat olmuş koyalı. Gördüğün gibi izlenme sayıları gayet iyi. Bu şekilde tepeye çıkartıyor seni. New dediğin zaman da izlenme sayısı ne olursa olsun bak 3 görüntülenmesi var. Hı hı. Yine de burada çıkıyor. Şu an yapılan hasta numaraları başlığındayız.
Buradan dilersek başlığımızı seçebiliyoruz. Kategoriler kısmı var ki burası da fena değil. Mesela futbolla alakalısın sen. Geliyorsun buraya, futbolla ilgili başlıkları görüyorsun. Fenerbahçe mi Galatasaray mı mesela? Bu gayet iyi olmuş yalnız ha. Aynen öyle. En azından şeyi kaldırmış ortadan. Karışıklığı kaldırmış yani. Hani hepsini böyle karışık karışık konular geçeceğini anladın mı? Hani isteyen ana sayfadan abi aşağı aşağı yapar. İsteyen de ya ben bu konuya bakmak istiyorum der. Hani hangi konuda daha bilgiliyse, hangi konuda daha video atmak istiyorsa. Ya da bilgilenmek istiyorsa ya da oradan geyik yakalamak istiyorsa. Yani veya aynen. Oraya direkt giriş yapar. Evet, ama tabii. Genel olarak hani ben bir açıyorum abi aşağıdan yukarıya komple. Bakıyorum hani şey yok öyle. Sence peki şey yeterli mi abi? Kategoriler mi? Yeterli mi sence? Vallahi daha eklenmeli mi? Şu an için bence gayet yeterli ya. Zaten 12 tane kategorisi var şu an yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aynen 12 tane kategorisi var. Şu an için bence yeterli. Ki zaten aklına hani böyle farklı kategori gelen arkadaşlar varsa da maille iletişim kursunlar. Scorp takımına mesajı atsınlar. Geri dönüşler nasıl peki? Oluyor mu? 7-24 geriye dönüyorlar. O gayet pazar gece bile atsan bakıyorlar maillere. Ki ülkemiz için bu manyak bir durum abi. Yani aynen öyle. Normalde hiç okumadığı için. Notifications yani bildirimler sekmesi var. Burada gördüğümüz gibi işte beni beğenen, videomu beğenen ya da beni takip etmek isteyen insanları ya da takip edenleri görebiliyorsun. Daha sonra add video kısmı var. Buraya şimdi mi değinelim, birazdan mı değinelim? Buraya... Birazdan değinelim. İlk önce bir şey yapalım. Hani tam anlamıyla programı. Tamamdır. Newsfeed'e geri geliyorum. Şimdi Newsfeed'e şöyle tıklarsan abi mesela bu videoyu direkt açtın. Hı hı. 6 Temmuz Pazartesi mutlu günler. Diğer videoyu direkt geçebiliyorsun. 6 Temmuz Pazartesi herkese mutlu haftalar. Günün gazetesi başlığı. En güçlü duygu nedir? Ben kesin. Ha buradan şey olarak. Burada olay şu abi. Sonra tık 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 karışık olarak geliyor. Aynen. Karışık gelme. Newsfeed'dekileri sana gösteriyor. Bak mesela en güçlü duygu nedir? Makyaj kadının özgüveni midir? Buna bastım. Soru mu bir geliyor? Bir tane kaydığım zaman o geliyor. Ha okey okey. Olay bu. Ama sen dilersen ben makyaj kadının özgüveni midir? Videolarını izlemek istiyorum diyorsan geleceksin abi buradan başlığa tıklayacaksın. Direkt o başlığa yönlendiriyor o seni. O başlığın altında. Şimdi sadece o başlıktakileri göreceğim. Böyle. Bir kere tıkladığın zaman videoyu kapatıyor. Eğer videoya like atmak istiyorsan mesela yapılan hasta numaraları birkaç tane bakalım. Şöyle güzellerinden. Eğer bir markanın reklam yüzü olsaydınız demiş. Geçelim. Sen kilo mu aldın? Sorusuna nasıl cevaplar verdiniz diye bir video çekeceğim. Tabi internet hızınız da burada birazcık etkiliyor. Pişti olmuşuz. Beyaz ya herkes giyemez biliyor musun? Kilolu gösteri. Sen biraz kilo mu aldın? Komikmiş abi. Neyse diyelim ki beğendik. Yani ben buna yarın güleceğim ama rez yaptım tamam, yani. Ben de 3 gün sonra gülerim. Kalbi attık abi. Şu an bu videoyu likelamış olduk. Dilersek Facebook'umuzda paylaşabiliyoruz. Buradaki paylaşma seçenekleri biraz arttırılabilir. Mesela ben sana göndermek istiyorum. Hani illa Face'den değil de direkt WhatsApp'tan da gönderme seçeneği eklenebilir aslında oraya. Evet. Bir link olarak verilmeli. Neyse şimdi sen kilo mu aldın isimli başlıktan bir video çekeceğiz diyelim. Tamam geldim. Bence oraya. Daha güzel başlık seçebiliriz ya. Tamam daha güzel başlık seçelim. Telefon numarası isteme yöntemleri manken. Konu buymuş. Geçelim. Şu anki manzaranı çek. Ne diyorsun? Bence telefon numarası isteme yöntemleri iyi abi. Geldim. Video seçeneğine bastım ve kameramız açıldı. Şöyle. Şuradaki kareye basılı tuttuğun zaman dikdörtgeni videoyu çekmeye başlıyor. Dediğim gibi 15 saniye limitiniz var. Dilerseniz Vine mantığında basıp kaldırabilirsiniz elinizi. Şimdi Efe'nin aklına güzel bir şeyler gelmiş. Hemen. Ya güzeldi bir anda öyle tamam. Bir anda geleni tamam. Söylüyorum yani. Telefon numarası isteme ile ilgili bir şeyler. Aynen. Basılı tutuyorum abi. Telefon numaranı versene ya sayısal oynayacağım. Evet, Efe yaptı esprisini. Şimdi şöyle... Oğlum o an aklıma geleni söyledim. Tamam, bravo. İleriye basıyoruz. Telefon numaranı versene ya sayısal oynayacağım. Sevdiysek ileriye diyoruz ve bu başlığa gönderecek. Buraya dilersek opsiyonel diyor zaten video açıklaması koyabiliyoruz. Buradan dediğimiz gibi kategorileri koyabiliyoruz. Şöyle ilişki kategorisini koyalım. Başka neyi koyalım? Hadi yeme içme olsun. Başka ne olsun? Hadi event party olsun. Abi şu alttaki şey ne? Muhabbet ne? Hayalet. Anonymous mu? Aynen. Anonymous. Abi şöyle açarsan anonim oluyorsun. Kimden geldiği belli olmuyor yani. Aynen o muhabbet. Direkt öyle akıyor. Kesinlikle abi. Şehir dediğimiz zaman. Bizim ne olduğumuz belli oğlum. Gönder. Anonim işimiz olmaz. Ha şey seçiyoruz. Başlık mı seçmeyi? Unuttum. Başlık değil abi. Başlık zaten videoların başlık. Küçük resimleri olur ya YouTube'da falan. Hı-hı. Onu buradan seçiyorsun. Bak şu altta bir ok var. Bunu böyle tutuyor. Şöyle. Zaten çok hani ekstrem bir durum olmadığı için burası kalsın. Görüntü keseniz. Aynen. Ağrı Dağı efsanesi.
Tamamdır. Şimdi bunu atmış olduk. Şöyle profilimize gidelim. Böyle tıkladığımız zaman. Telefon numaranı versene ya, sayısal oynayacağım. Telefon numaranı versene ya, sayısal oynayacağım. Yine gidiyor. Bir de kendi kendimize like atalım, tamam. Telefon numaranı versene. Kendimden bıktım, yemin ederim. Tamamdır, neyse. Sıkıntı yok. Böyle bir video atmış olduk. Scorb'u da canlı canlı kullandık. Aynen. Şu an için iOS'te var demeyeceğim. Android'e de yeni geldi. Şöyle açalım. Scorb'cum neredesin? Hah, buradasın. Android için şöyle bir şey var millet. Şu an için video ekleyemiyoruz buraya. Bak burada video ekleme düğmesi var ya. Evet abi. Buna bastığın zaman köpek bir tane çıkıyor. Köpek çıkıyor. Vallahi kasıtlı yapmadık diyor. Yemin etmişler. Küsme bize, gece gündüz çalışıyoruz. En kısa zamanda video da geliyormuş buraya. Yani muhtemelen belki siz bu videoyu izlerken gelmiş olur. Ya da gelmeye çok az kalmıştır. Android için şu an sadece... Şu an hiçbir şey yapılmıyor abi Android'de. Sadece video izleyebiliyorsun. Yorum bile atamıyor lan. İşte videoları izleyebiliyorsun. Abi adamlar çalışıyor. Demek ki hani zor bir şey ki, biz de biliyorsun uygulama, oyunla uğraşan yani doğru, tabii ekibiz. Canım. Çok kolay işler değil. Ama yakında gelecektir tahminimce. Ya herhalde canım. Beta sürüşüktüğüne göre gelir yani. Umarım darısı Windows Phone'un başına değilim. Bu arada ben de buradayım millet. Efe de kendi isim, soy ismiyle burada. Dilerseniz bizi de takip edebilirsiniz. Arada bir şeyler ateşleriz herhalde. Tabii canım. Scorb her türlü akar abi ya. Akar, akar güzel, ben sevdim. Ben de sevdim. Yani çabuk tüketilen bir şey. Hemen böyle girip çat 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 izliyorsun ya, bakarsın abi. Bakarsın aynen. İlk eğleniyorsun, çıkıyorsun. Aynen. Şöyle Newsfeed'e bakalım. Başka eksik bir şey kaldı mı onu düşünüyorum. Sanıyorum kalmadı. İşte görülme şeyleri. Yorum yapmayı gösterdik mi abi? Yorum yapmayı gösterdim. Şurada bak, yorum kısmı var abi. Buraya geliyorsun. Buraya yorumunu yazıyorsun aynen. Ve gönderiyorsun. Bu kadar basit. Güzel bir uygulama olmuş. Umarım yakın zamanda dünya çapında ünlü olacak. Bizim de bir sosyal ağımız olacakmış gibi geliyor bana şu an. Valla inşallah ya. Zaten hani sosyal medyayı en çok kullanan ikinci ülkeymişiz sanırım. Böyle bir uygulamanın bugüne kadar çıkmamış olması hali hazırda ayıp zaten. Aynen. Çok da öyle hani şey yapacağınıza, hani köstek olacağınıza önce destek verin abi. Hani kesinlikle. Ne kadar iyi veya kötü veya çakma artık kim ne derse desin ama gene de yerli abi bir şekilde. Aynen. Yayılsın yani. Şey var zaten, kötü bulduğunuz yanlarını da adamlara mail atın. Belki onlar fark etmemiştir. Yani sonuçta bu işte bir körlük diye bir şey var abi. Yani. Göremiyorsun bir süre sonra yaptığın şeyi. Belki onların gözünden kaçan bir şeyi siz görmüş olursunuz. Çekinmeden de mail atın bence. Neyse bu kadar. Var mı abi sormak istediğin başka bir şey Scorp'la ilgili? Yok, bir şey yok. Tamamdır. Scorp'la ilgili bir şey yok. Oyun Tekno kanalından bizi takip edebilirler artık. Aynen. Oyun Tekno kanalına çok az kaldı. Hazırlıklar aynen. Son hız devam ediyor. Ya bunu da şeyden söyledim. Bir anda böyle hani girdim Oyun Tekno'na da hani baya soru geliyor şeyle alakalı, Oyun Tekno ile alakalı. O yüzden hani ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta mı dedim. Önümüzdeki hafta gelmiş olur, garanti olsun. Aynen öyle. Önümüzdeki hafta herhalde ilk video gelmiş olur oraya da. Onun dışında millet, bizleri şu an burada gördüğünüz Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden ve burada yazmayan Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda webtekno.com'da da takipte kalın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.